Gençler videomuz hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber yani bir konu konuşacağız. Bu konuda yani Hakim Bey'i adlı arkadaş için çekiyorum. Bela hani ne oldu? O bütün gösterdiği ifşalar falan gerçek, hepsini anlatacağım bile tek tek. Yani çoğunuz hatta böyle şurada yorum falan görüyorsunuz. Günlük şundan 100 tane 200 tane geliyordur bana. Şunları işte konuşacağız böyle. Bunların hepsi gelmese biz zaten şu profilimdeki arkadaş neden masaüstü halka planı yaptım bunu da söyleyeyim böyle. Bu masaüstü halka plan bayağı FPS artıyor, ondan dolayı artık ben bunu kullanırım. Ama gözümü acıttı senin şu dişlerin, hani bayağı dikkatimi çekti. Yani neyse beyler, ben şunu bir değiştireyim önce. Böyle şimdi neden hani birkaç tane ifşa gösterdi. Önceki böyle o ifşalar hepsi yani fake, hepsi kendisi çıkarttı yani. Böyle hepsinden size göstereceğim, bildiğiniz gibi dün kanalım gidiyor, Levent'e hakkımı helal etmiyorum falan. Böyle ben neden attım yani, hepsini şimdi söyleyeyim size. Ben boş yere atmadım, hatta biliyorsun beni belki 10 tane canlı yayın açtı bana karşı. Ben de o zamana kadar hiçbir şey yapmadım yani, hiçbir zaman videomda kimseye laf falan atmadım yani. Zaten böyle Erdem abi hani bunu söylemişti bana, hiç kimse hani videonda falan saldırı yapma, hani benim gibi olmak istiyorsan bana bunu dedi. İşte böyle yani ben de artık bu videoyu çekeyim yani, zamanı geldi. İlk önce böyle şurada yani bir küfür vardı, ben bunu ona attığım gibi o da fake SS şey yaptı yani. Onu da nasıl yaptı, böyle onu nasıl yaptı videosunu açıklamaya koyacağım. Siz yani isterseniz siz de böyle yapabiliyorsunuz, istersen ben de böyle bir fake yapardım ama yapmadım. İlk önce şurada bir şey vardı, nerede lan, nerede Hakim Bey işte buradaymış, açılsın bakayım. Bu arada böyle uçak sesi falan gelirse hani bakın böyle buradan Özcan falan bastı bize diyorum. O zaman arkadaştık yani. Zaten bu böyle burada hani gerçek iş okumayacağım. Gerçekler burada hepsi. Siz okuyun yani kafanıza göre. Böyle şimdi neden telif attım falan da anlatacağım. Böyle ilk önce ben hani sebebiyle telif atmadım veya adamda yaklaşık 10 tane canlı yayın açmayı seçerdim yani. Bugün kanalını %100 kapatırdım. Köpeğin kanalı yani kapanmayacak. 2 ve 3 kere şey yaptı yani, kanalın kapanıyor diye bir video attı. Kanal bırakıyorum bilmem ne, Levent sağ olsun, Levent hakkımı helal etmiyorum falan. Böyle hepsi o prim yani, zaten biliyorsunuz kanalını falan kapatmadı, bırakmadı. Yeni bir kanal açmış. Hani hiçbir yerinde değil. Böyle hani bütün o SS'ler hepsi fake. Şu an size hani bir tane SS gösterdim. Şurada yani zaten. Şimdi ben bir kapatayım böyle, ben neden telif attım. Hatta böyle ben telif atmadım bile. Bir tane arkadaşıma söyledim, arkadaşım attı sağ olsun. Zaten ben teliflerden pek anlamıyorum beyler. Şurada yani beyler görüyorsunuz, Discord'umda 2500 arkadaşım, izleyicim vardı. Hakim Bey adlı şahıs yani, hepsini atmış beyler. Şöyle göstereyim. Şu Neon beyler, bunlar da Hakim Bey'in adamları. Beyler görüyorsunuz yani. Ben bunu indirsem akşama kadar bitmez beyler. Bak görüyorsunuz beyler. Hatta şöyle bir size bir okuyayım. Hakim Bey dengesiz bilmem ne attı. Kerem Bey attı. Bunlar hepsi böyle benim izleyicim yani. Şu görüyorsun yani Neon falan, hepsi bunların adamları. Zaten böyle Discord'umun içinden geçtiler. Şimdi böyle muhtemelen ben buralarda çok sansür falan koyacağım. Ondan dolayı da yani kusura bakmayın, çünkü önemli mesajlarım var. Böyle şu bizim daha dünkü konuşmamız Hakim Bey'le. Böyle yeni uyandım. Şöyle azıcık üste çıkayım. Böyle bakın, senin başına neden kötü şeyler geliyor biliyor musun? Ercan gibi oçlar. Böyle benim izleyicilerime şunu demiş yani, oçlar biliyorsunuz anlamı nedir, gelmeye devam edecekmiş. Elinden geleni yap dedim. Ha ha ha. Telif atarak mı tehdit ediyorsun? Ben bir şey demedim beyler yine. Davalık olacağız küçük çocuklar, sizi izleyin. Benden 2 yaş falan büyük. Gece devam edeceğiz. Bak beyler gece yani yine gelip Discord'umun ağzından sıçacak. Şimdi böyle benim Discord'um bu şu anda Jankat'la beraber. Foton millete say, sen zaten tipin çok komik, zaten canlı yayından aldım, boş yapma. Böyle bak, bu zaman tekrar küfür ediyor, bir de benim annemi karşılıyor yani. Böyle benim annemin hiçbir suçu yok burada, olsa sen bana küfür edersin. Burada gelmiş benim anneme sövüyor hani. Bakın böyle şurada okuyun yani, ananı nokta nokta. Senin fotonuna geliyor montaj, ünlü olacakmışım. Yine burada küfür etmiş, ben de gelsin amenke diyorum. Ha, şu annen değil mi, fotosunu da bulduk annen. Bak beyler, burada tekrar annemi karşılıyor. Zaten benim annemin fotosu falan yok. Benim annemi kadar hani o kadar düşecek kadar insan. Ben de böyle şurada zaten sinirlenmişim.
Bu da küfür etmişim yani, o 25 kere küfür ediyor, ben bir kere küfür ediyorum böyle. Şurada gördüğünüz yani Discord'umdaki herkesi atmış. Şimdi böyle benim konuma geldi, neden telif attım? Böyle ben hani arkadaşın kanalda emekleri falan olduğu için ben hani telif atmak istemiyorum. Hani istemezdim böyle, sonuçta arkadaşın kanalda emeği var. Hiçbir zaman da karşılık vermedim, şu anda veriyorum zaten. Böyle bana telif kendisi attı, bak böyle dün bana telif attı. Görüyorsunuz şu benim kanalıyla YouTube'daki hesabımı çaldım diye bir video atmıştım. Şurada telif yapmışım, şurada buradan bir tane videom daha kaldırmış. Mert Kocaman ve Hakim Bey tarafından 16 Temmuz 2018 tarihinden kaldırdı. Böyle benim Mert Kocaman yani adamın dibi. Onunla hiçbir sıkıntım yok yani. Hatta Mert'in eski kanalıyla atmışlar. Yani Mert yapmamış. Mert'e gidip hani küfür falan bile etmeyin. Böyle 3 ay, hani 3 aya kadar bu telif kalacak. Muhtemelen benim de kanalım kapanacak yani. Şurada böyle bana bir de şey atmışlar. İhtiyar her neyse. Böyle görüyorsunuz Hakim Bey'i telif atmış. Şurada Hakim Bey atmış. Böyle ben bunlardan dolayı attım yani. Ben şu an bu zamana kadar sustum. Hiçbir zaman sesimi etmedim yani. Böyle bir de şimdi şey diyorlar. Neydi? Bir dakika, ben şurada yazayım. İsmi neydi lan? Heh. Enes Batur. Bakın beyler, şuna bu videoyu izleyerek yani Gökhan ismi neydi? Gökdeniz arkadaşımız yani. Eski kanalın ismi de şeydi. Neydi? Esmer bir genç beyler. Ben onu takip ediyorum bayağı yakında. Bu videosunda görmüştüm. Böyle size bu videoyu izleyerek yani size böyle bir şey yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi selam Gökdeniz Enes Batur yazmış. Ama böyle bu Enes Batur fake. Çünkü yani bunun bir bug'u falan var, odan yapmış arkadaş. Siz de bu videoyu izleyerek yani siz de yapabilirsiniz inşallah arkadaş, yani izliyorsa telif atmaz. Telif atsa yapacak bir şey yok böyle, kanal gire. Şurada da görüyorsunuz yani zaten muhtemelen şuraları sansürlerim ben. Böyle şunları hani yaparak fake yapıyor. Ben de şurada Windows şeyi indirdim. Böyle öncelikle ben şunların isimlerini de okuyayım. Şurada benim bir kız arkadaşım var. İsmini söylemeyeyim. Şurada Memo var böyle. Memo benim zaten 10 yıllık arkadaşım. Bir dakika lan. Şurada böyle bir sınıf arkadaşım daha var. Sınıf arkadaşım, kız arkadaşım. Şurada benim bir izleyicimle tanıştım. Şurada bir kız arkadaşım daha var. Şurada bir kız arkadaşım daha var. Şurada böyle Furkan abi var. Şurada benim tasarımcım var. Şunu hatta böyle gelmiş bana küfür etmiş bak. Böyle bana bu da bayağı küfür etti. Ben de o kanıtlar fake. Küfür ediyorsan avukatımla ilgileneceksin. Tamam, ben ilgilenmiyorum. Daha fake olduğunda inanmıyorum. Ama cidden ettiysen yazıklar olsun. Ben de yazmışım ki Allah yukarıda yani. Böyle hani ben namaz kılmayabilirim ama hani Kur'an böyle bayağı da okuyorum. Şurada benim 5 yıllık arkadaşım var, Muhammed Terim. Şurada Okan abi var. Şurada Kanumay. Kanumay son oyuncu kurucusu. Şurada İrfan diye bir arkadaşım var. Şurada Ercan bizim Discord'da admin. Şu arkadaş da zaten video için mesaj atmış. Şunu tanımıyorum, kim? Şurada Mr. Ömer diye bir tane izleyicim vardı. Şurada Ahmet abi var, Efe Tufan var. Sabri şurada iş için mesaj atmış. Şunu tanımıyorum. Şurada benim bir kız izleyicim var, yani yaşı küçük. Şurada Burak diye bir 2 yıllık arkadaşım var. Şurada Mustafa Yiğit, Erdemer doğdu. Adiye Kenan, Cankat'ın babasıydı galiba. Şurada Arda falan var böyle, bunları tanımıyorum. Şurada bir kız arkadaşım, iki kız arkadaşım daha da vardı. Böyle mesajlar böyle yani, bunlardan hani hiçbir tanesi küfür değil. Şöyle yukarıda çıkayım böyle, şurada artı 99 istek var, hani onlara arada bir bakıyorum, eğer önemli bir şey varsa ya da beni çok seven birisi varsa cevap veriyorum böyle. Hani şurada küfür müfür yok, indireyim. Şurada daha şişman sıdık falan var, Özgür Aslan. Şurada böyle benim Discord kendi şeyim var yani. Bir dakika lan şu. Neyse beyler, şurada zaten bir tane fake'im daha açılmış. Bakın beyler, galiba hesabı kapatmış. Böyle şöyle Mr. Levent PvP en sona 6'ya almış. Böyle o da benim bir fake'im daha. Zaten bunun yüzüne şey yapıyorlar. Hakim Bey'in zaten gerçek yüzünü görüyorsunuz böyle. Şöyle yukarıya da çıkayım. Bak şurada böyle gene özür dilemişim falan yani, neyse. Zaten benden 2 yıl büyük falan. Böyle hani saygı duyuyorum ama onun da hani bir yerleri bayağı kaşındı böyle. Diyelim ki son 15 videosu hepsi benim hakkımda canlı yayın açıyor. Şunu da göstermek istiyorum size böyle. İçerik stüdyosuna geleyim.
Böyle şurada zaten bir video şey var. Kazancım falan da yazıyor. Kazancım da bayağı yaz. Neyse bizim konumuz bu değil. Video yöneticisi. Böyle bakın şurada görüyorsunuz benim bütün videolarıma dislike atıyor. Hatta böyle örnek vereyim Mr. Muhammed falan olursa onlar bile bana karşı geldi. Böyle 400 like alıyorum, 188 dislike. Şurada zaten önemli video değil. Şurada 600 like almışım, 169 179 dislike, 103 dislike, 245 dislike, 263 dislike. Böyle görüyorsunuz yani benim orijinal yani dislike'larım 50 arasında oluyor. Zaten hepsini diğerleri hepsi Fatih attı. Böyle şurada iki telif görüyorsunuz. Şurada da Hakim Bey'i kaldırmış. Şunu da Hakim Bey'i sağ olsun ikisinden bütün videolarım yani yavaş yavaş kaldırıyor. Böyle hani artık kimin yanında duracaksınız? Hani ben bir şey demiyorum yani. Zaten bütün gerçekleri gördünüz. Kimin yanında duracaksınız? Eyvallah. Böyle yani bizim army baya büyük bir army. Hani hoş bulduk army her ne boksa. Hani onlar bizim için fark etmez alaylar gelsin. Yapacak bir şey yok, ne kadar şey yapacaklarsa. Kanalda kapandıysa yenisini açarız geçeriz. Gitmiş beyler yaklaşık 10 tane YouTube'u toplamış zaten. O bütün YouTuber'ların izlenmesi benim yarım kadar yok. Zaten videolar hepsi zaten donuyor. Neyse beyler artık hani kimin yanında duracaksınız, ben size bir şey demiyorum. Bu videoda bu kadardı. Hani böyle bir de bunu da söyleyeyim. Yaklaşık bir haftada 15.600'de kalmışım. Hatta abonem sayı yaklaşık 200 kişi falan abonelikten bile çıkmış hepsi Hakim Bey yüzünden. Hani artık kimin yanında duracaksınız, ben bir şey demiyorum böyle. Kendinize iyi bakın, bye.